Selamünaleyküm arkadaşlar. ASB kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle daha önce bir dini konu üzerine bir video çekmiştim. Bir kendi düşüncelerimi şöyle söylediğim bir video çekmiştim. Bugün ise yine bir dini konu üzerine bir video çekeceğim. Dini konu konuşacağız bugün yine. Videoya geçmeden önce bu ara hem dini konular ve gündemdeki olayları değerlendireceğim videolar daha sık gelecek ve bir de gidip gördüğüm yerlerde, gezdiğim yerlerde, önemli gittiğim yerlerin böyle görülebilecek böyle güzel yerlerin videosunu çekip atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu aralar bu videoları çekmeyi düşünüyorum. Bu tarz videolar çekmeyi bu aralar düşünüyorum. Tabii ki gırgır şamata eğlence tadında da videolar gelecek ama daha çok değerlendirme videoları ve kısa vlog tarzında gittiğim yerleri çekeceğim videolar çekmeyi düşünüyorum. Lafı daha da fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugünkü konuşacağımız dini konu ise paylaşmak üzerine. Dini konu olarak paylaşmak üzerine bir konu konuşacağız. Evet, paylaşmak dinimizde önemli bir yere sahip olan konulardan biridir. Evet, paylaşmak güzeldir. Paylaşmak iyidir. Paylaşmak sizlere kazandırır. Paylaşmak bizlere kaybettirmez. Gerçekten dinini yaşayan kişiler paylaşmanın önemini bilirler. Paylaşmanın kendilerine kazandıracağını bilirler. Paylaşmanın kendilerine kaybettirmeyeceğini bilirler. Arkadaşlar, evet, dinimizi iki şekilde, hatta üç şekilde yaşayan insanlar vardır. Bir, dinsizler, ateistler yani. İki, sözde dinciler. Üçüncüsü de gönülden, kalpten yaşayan dincilerdir. Ateistler zaten biliyorsunuz, hiçbir dine inanmazlar, hiçbir dine mensup olmazlar. Dilde yaşayanlar sözde yaşayanlardır. Sözde yaşayanlar ise sadece elhamdülillah Müslümanım veya o dini sadece dilimde yaşayıp o dinin gereklerini, o dinin yerine kurallarını hiçbir kolay kolay yerine getirmeyendir. Sadece cumadan cumaya camiye gidip gelen insanlardır. Kalbinde, gönlünde yaşayan insanlar ise arkadaşlar dininin gereklerini, kurallarını elinden geldiğince yerine getirmeye çalışan insanlardır. Evet, paylaşmak güzeldir. Arkadaşlar, paylaşalım. Yani paylaşmanın da böyle kuralları vardır. Yani bir şey yaptığımız zaman, bir insana yardım etmeye çalıştığımız zaman, bir fakire yardım etmeye çalıştığımız zaman bunu gösteriş olarak yapmamamız gerekiyor. Bu önemli. Gösterişten kaçınmamız, gösterişten kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, ne kadar gösterişten kaçarsak bu bizim için önemlidir. Yani dinimizde de şu vardır. Sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi gerekiyor. Sağ elin verdiğini sol el biliyorsa bu gösteriş olmuş oluyor. Yani bir insana yardım ettiğimiz zaman, bir insana yardım edeceğimiz zaman bunu gösteriş olarak yapmamamız gerekiyor. Ve bir insana yardım edeceğimiz zaman da onu kırmadan, onu rencide etmeden, onları üzmeden bunu yapmamız gerekiyor. Yine dinimizde geçen bir kuralda ne diyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Yani sizin komşunuz açken tok yatamazsınız. Zaten dinini gönülden, kalben yaşayan insanlar komşusu açken asla tok yatamaz. Onun da tok olmasını sağlar ki o şekilde yatar. Yani yardımlaşmanın bilincindedir. Yardımlaşmanın önemini bilir. Ve bunu yaparken gizli yapar ve bunu yaparken karşısındakini rencide etmeden, kırmadan, üzmeden bunu yapar. Yani bir insanın faydalı olduğu zaman, bir insana yardım ettiği zaman mutlu olur. Gerçekten bunu kalben, yani dinini kalben, ruhen yaşayan insan bunu, yani bir insana iyilik yaparken mutlu olur. Yine şöyle bir söz vardır. Fakirin zenginin malında hakkı vardır. Yani bu nedir? Bu nasıl oluyor? Zengin fakire, fitre, sadaka, hayır, hasenet yaparak fakirin kendisinin de olan hakkını ödemiş olur. Yani insanlar hayır hasenet yapacaklar, filtrelerini, sadakalarını ödemeleri gerekiyor ki fakire olan hakkını ödemiş olsun.
Mallar paylaştıkça çoğalır. Mallar paylaştıkça azalmaz. Zaten dinini gönlünde, kalbinde yaşayan insanlar bunu yerine getirir, bunu yaparlar. Bunu yaparken de insanları rencide etmemeye, insanları üzmemeye, insanları kırmamaya, karşısındakini üzmemeye, kırmamaya gayret ve özen gösterirler. Ve bunu yaparken de dininin gereklerini yerine getirmeye çalışırlar. Paylaşalım, paylaşalım, paylaşalım. Paylaşmak güzeldir. Paylaşmak önemlidir. Yani kimi az, kimi çok. Yani kiminin çok malı vardır, kiminin az malı vardır. Kimi az malını paylaşır, kimi az malından az paylaşabilir, kimi çok malından çok paylaşabilir. Yani paylaştıkça mallarımız artar. Emin olun ki paylaştıkça mallarımız azalmaz, artar. Yani malını, fitresini, sadakasını vermeyen insanlar kaybeder. Elindeki malı da kaybeder. Ve o mala muhtaç duruma düşer. Ama elindeki az veya çok malının fitresini, sadakasını verebilecek durumda olan insanlar da bunu yaparlarsa malları çoğalır. Bunun farkındadır, bilincindedir zaten. Yani elimizdekini paylaşmamız gerekiyor. Yani bu komşusu açken tok yatan bizden değildir ile fakirin zenginin malında hakkı vardır sözleri benim uydurduğum, kafadan attığım bir şey değildir. Bu Kur'an'da geçiyor arkadaşlar. Ve bir de sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi olayı da sözü de benim kafadan attığım, uydurduğum bir yalan bir şey değil. Bunlar gerçek olan şeylerdir. Yani dinimizin gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Yani bir fitre, bir sadaka veya bir hayır hasenet yaparken dinimizin bizden istediği şekilde, dinimiz bunu nasıl yapmamızı bizden istiyorsa o şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Bunu cümle aleme duyurmadan düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu cümle aleme duyurarak düzgün bir şekilde yaparsak olmaz. Eğer bunu cümle aleme duyurmadan düzgün bir şekilde dinimizin kuralları gereğince yaparsak sevap kazanırız. Ama bunu dinimizin gerekleri gerektiği şekilde yapmayıp cümle aleme duyurup insanların bana aferin demesi, insanların gözüne girmek için bunu yapıyorsak zaten buradan sevap kazanamayız arkadaşlar. Paylaşmak güzeldir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Malımız paylaştıkça çoğalır. Malımız paylaştıkça çoğalır. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Paylaşmanın önemine bugün değinmek istedim. Bu videoda paylaşmanın önemine değinmek istedim. Yani ülkemizde o kadar çok fakir insan var ki, bu sadece kendi ülkemizde de olmayabilir. Birçok, dünyada birçok fakir insan var. Dünyada birçok fakir Müslüman kardeşimiz, Müslüman abimiz, Müslüman ablamız var. Yani bir kuru ekmeğe muhtaç birçok insan var. Yani o yüzden fitrelerimizi, sadakalarımızı gerçekten muhtaç sahiplerine, gerçekten ihtiyaç sahiplerine vermeliyiz. Yani ihtiyacı olmayana değil, ihtiyacı olana vermeliyiz. Ve bunu yaparken de dinimizin gerekleri, dinimizin bizden nasıl bunu yapmamız gerektiğini istiyorsa o şekilde yapmamız gerekiyor. Yani kibire kapılmamamız gerekiyor ve malımızı paylaşmamız gerekiyor. Bana ne demememiz gerekiyor. Bana ne lan o açsa, ne yapayım ben açsa demememiz gerekiyor. Veya şunu da demememiz gerekiyor. Bana ne çalışsaydı, kazansaydı, yapsaydı demememiz gerekiyor. Çoğu insan okuyamıyor. Okuyamadığı için yani bir yerlere gelemiyor fakirlikten. Bir şeyler yapamıyor. O fakirlere bizim de yardım etmemiz gerekiyor. Yani fakir insan gördüğünde içi sızlamayan insan, zaten ben onun Müslüman olduğunu da düşünmüyorum. Yani Müslümanlığı kalbinde, gönlünde yaşayan insan zaten bir fakir insan gördüğü zaman kalbi sızlar, içi sızlar ve ona yardım etmek için elinden geleni yapar. Yani bizler de bunu yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken dinimizin gereklerini de yerine getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoda paylaşmanın önemini, paylaşmak nasıl olur, nedir, ne değildir, bunlardan biraz bahsetmek istedim. Tabii ki ben kendi bildiğim doğrultularda bunları söylemek istedim. Eksik konuştuğum konular varsa, yani bu konuda eksik bilgiler söylüyorsam onları da videonun altına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Veya bir yerde yanlışlık yaptıysam affola. Ben bilgim doğrultusunda sizlere paylaşmanın önemini söyledim. Paylaşmak önemlidir dedim. Paylaşırsak kaybetmeyiz dedim. Paylaşırsak kazanırız dedim. Yani burada yanlış bir şey söylediysem de videonun altına yazarsanız sevinirim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böyle dini konuları konuşmaya elimden geldiğince gayret göstereceğim. Bir video daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu ve videolarımı sonuna kadar izleyip beğenirseniz, videolarımı sonuna kadar izlerseniz, bu videoyu da sonuna kadar izlerseniz, beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Güle güle. Bay bay. Bir sonraki videoda dini konu olarak konuşmamı istediğiniz konular varsa videonun altına yorum atarsanız elimden geldiğince onları da konuşmaya, değerlendirmeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Güle güle. İyi geceler. Bay bay. Görüşürüz.